İlk video çekiminizi tamamladınız ve video dosyalarınız elinizde. Çekimlerinizi nasıl mükemmel videolara dönüştürürsünüz? Video düzenleme ile ilgili her şey aslında parmağınızın ucunda. Şimdi sandalyenizi çekin, bilgisayarınızı açın ve fikirlerinizi gerçekleştirmek için göstereceğim önemli adımları uygulayın arkadaşlar. Herkese merhabalar. Seyret Öğren kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir YouTube'da videolar hazırlıyorum. Video düzenlemelerinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmeniz gereken 12 temel adım var. Alıştırma yaptıkça düzenleme stilinizi geliştireceğinizi unutmayın. Bu basit ipuçları başlarken size daima yardımcı olacaktır. Düzenlemenin ilginç yanı kurgudan çok daha önce başlamasıdır. Aslında düzenleme çekim anında başlar. Hadi gelin bunlar neymiş hep beraber bakalım. İlk adım, birden fazla çekim yapın. Birden fazla çekim yapmanız sizin için iyi olabilir. Böylece birden fazla seçeneğiniz olur. Ayrıca izleyicilerin görmesini istediğiniz tüm geniş açı ve yakın çekimleri aldığınızdan emin olun. İkinci adım, kayıtlarınızı yedekleyin. Çekimi tamamladıktan sonra kayıtlarınızı hemen aktarın ve yedekleyin. Bazı anları tekrar çekmek mümkün olmadığı için kayıtlarınızı güvenli bir yere hemen kopyalayın. Üçüncü adım, düzenleme yaptığınız alanınız. Düzenleme yaptığınız yer aslında çok önemlidir. Sessiz bir yere gidin ve videoya odaklanın. Ortamı ayarlamak için biraz müzik bile açabilirsiniz. Dördüncü adım, dosyalarınızı organize etme. Kayıtlarınızı klasörlere ayırın. Tıpkı bilgisayardaki dosyaları düzenler gibi. Organize ederken ne kadar özen gösterirseniz sizin için o kadar da iyidir. Bir dosya ararken bu size çok zaman kazandıracaktır. Beşinci adım, kayıtlarınızı izleyin. Her bir çekimi izlemek için zaman ayırın. Böylece tüm kayıtlarınız hakkında bir fikir edinirsiniz. Altıncı adım, düzenlemeye başlamak. En iyi çekimleri işaretleyin ve zaman çizelgenize sıralayın. Buna kaba kurgu denir. Tüm içeriğinizin tek bir yerde bulunması ve olay örgüsünü takip etmesi anlamına gelir. Yedinci adım, ince kurgu. Artık detaylı montaj yapabilir, videoların başlarını ve sonlarını kesebilir ve hikayenizi oluşturabilirsiniz. A gibi sesleri, duraklamaları ve sıkıcı kısımları silmeye çalışın. Hedefimiz videonun hızlı ve etkili bir akıcılık kazanmasıdır. Atlama kesme yöntemiyle zamandan tasarruf edebilir, daha hızlı ve etkili ilerleyebilirsiniz. Biraz daha gelişmiş bir şey hazırlamak isterseniz, geçişler videonun akışını koruyarak çeşitlilik sağlayabileceğiniz etkili bir yöntemdir. Zaman geçişi hissi oluşturan çözülme veya soldurma gibi geçişleri kullanabilirsiniz. Silme geçişi de eğlencelidir. Birçok farklı stilde kullanılabilir. Bazı programlarda otomatik geçişler ve istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz seçenekler bulunur. 8. adım. Tekrar tekrar izleyin. Durdurun, tekrar izleyin. Video akışınızı tekrar tekrar izleyin. Ne kadar çok izlerseniz video akışınızın yavaşladığı, silmeniz veya detaylı açıklaması gereken yerde daha iyi anlarsınız. Bazen sıkıldığınızı uzaklaşmak gerekebilir. Bazen ertesi gün yeni bir bakış açısıyla başlayabilirsiniz. Bu gerçekten çok faydalı olacaktır. 9. adım, düzenlemenizi güçlendirme. Detay çekim, başlık veya açıklayıcı metinler ekleyebilirsiniz. Detay çekimler hikayeyi güçlendiren ek çekim veya görsellerdir. Ana çekiminiz arasında yer alır, olayı anlatmanızı ve göstermeniz için kullanılır. Başlık ise videonuzun başında yer alır. Tıpkı bir hikaye başlığı gibi izleyicilerinizin fikir edinmesini sağlar. Açıklayıcı metinlerde dikkat çekmek istediğiniz önemli noktaları vurgulayabilirsiniz. Eğlenceli metinleri başlıklarınızı kaydın üzerinde farklı katmanlarda ekleyerek kolayca görülebilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Video düzenlemeleriniz geliştikçe diğer videolarınızın öne çıkmasını veya insanların kanalınıza abone olmasını sağlayacak ekran öğeleri için vakit ayırmayı unutmayın. 10. adım, sesi ayarlama. Bu adım tamamen sesle ilgili arkadaşlar. İzleyiciler için aydınlatma o kadar da önemli değildir. Ama bir videonun sesini duyamamak inanın hiç hoşlarına gitmez. Bu yüzden sesi iyi bir şekilde kaydedin. Müzik de çok önemlidir. İçeriğinizin havasını belirler. YouTube ses kitaplığı ya da telifsiz müzikler sunan siteler mükemmel müzikler bulabileceğiniz en iyi yerlerden biri olabilir. Buradaki her parça ücretsiz ve sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. 11. adım, videonun sesini düzenleme. Video sesini düzenleme konusunda özenle çalışmalısınız. Kendi sesinizi daima duyabileceği şekilde göz kararı ayar yapabilirsiniz. Müziğin sesini kısın, böylece konuşmanızı destekler ama gölgelemez. Konuşmanın olmadığı yerlerde müziği yükselterek duygu ve heyecanı artırabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve videonun tüm sesini dinleyin. Zor duyulan veya çok yüksek bir ses olup olmadığına bakın ve güzel duyulana kadar ayarlamaya devam edin. 12. adım, renk düzeltme. Renk düzenleme ile videonuzun tam istediğiniz gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.
doygunluğu artırarak renkleri canlandırabilir veya kontrast ekleyerek siyah rengi güçlendirebilirsiniz. Her şeyi birkaç defa daha tekrar izleyerek kurgu, ses ve görüntülerin istediğiniz gibi olduğundan emin olun. Dışa aktarım ayarlarına ve düzenleme programımızın YouTube'a dışarı aktar seçeneğinin olup olmadığına bakın. Varsa bu seçeneği kullanmanızı tavsiye ederim. Videonuzu bilgisayarınıza aktarın, ardından YouTube'a yükleyin. Liste dışı veya gizli olarak yüklemenizi ayrıca öneririm. Böylece başlık, açıklama ve etiket eklemek için zamanınız olur. Herkese açık hale getirerek videonuzu daha sonra yayınlayabilirsiniz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. En sinirli kısım burada düzenleme olduğunu asla unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.